yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 323. Madde başlık gerekçe TMK 323. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 323. maddesi şu şekildedir. Çocuk ile kişisel ilişki ana ve baba ile kural. Madde 323 Ana ve babadan her biri velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Başlık TMK 323. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 2. kısım H -I -S -I -M -L -I K 1. bölüm SOYBA yumuşak G -I N -I N kurulması 5. ayırım SOYBA yumuşak G -I N -I N hükümleri. Madde başlığı şu şekildedir. Çocuk ile kişisel ilişki ana ve baba ile kural. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 323. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir madde yürürlükteki kanunda mevcut değildir. İsviçre Medeni Kanunu'nun 273. maddesinden alınmıştır. Maddede, ana ve babanın, velayetleri alanda bulunmayan veya kendilerine bırakılmayan çocuk ile uygun bir biçimde kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahip oldukları şeklindeki doğal ilke, açık bir medeni kanun hükmü olarak kaleme alınmıştır. Maddede, çocuğun ana ve babaya bırakılmamış olmasıyla kastedilen, esasen velayet hakkı ana ve babadan alınmamakla, nezedilmemekle, birlikte, çocuğun başka bir kimsenin koruma, himaye ve gözetimine bırakılmış olmasıdır ki, bu husus kanunun 347 NCI maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, bu madde, bir bakıma 182 NCI maddede düzenlenen, boşanan eşlerden velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkının da dayanağıdır. 182 NCI madde hükmü ise, boşanma halinde, velayet hakkının kullanılmasının hangi eşe bırakılacağının ve boşanan eşin veya çocuk vesayet altında ise, eşlerin, çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkının nasıl kullanılacağının hakim tarafından kararlaştırılmasına ilişkindir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021 15:24. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.